Merhaba, bugün kaktüsler nasıl tutulur? Onunla ilgili aslında tahmin edebileceğiniz ama uygulamalı göstermek istediğim bir video yapalım dedik. Tabii ki bunu çok büyük boy kaktüslerde uygulamak biraz daha zor ama yapmadığımız bir şey değil. İki kişi olmakta fayda var büyüklerde ama ben bu boy bir şey için göstereceğim. Çünkü evde genellikle bundan ufak ya da bundan biraz daha büyük kaktüsler bulunuyor. Anlattıklarımın biraz gelişmişini büyükler için de kullanmanız mümkün olacak. Şimdi birkaç seçenek var. Bir tanesi herhangi bir kartonla tutarak tabii ki. Bir evde kullanmadığınız ve artık geri dönüşüm olabilecek bir kağıtla tutmak olabilir. Bu arada bu böyle yumuşak gözüküyor ama bayağı sivri dikenleri var. Girdi mi de çıkmayan bir tip bu. O yüzden şey yapıyor zannetmeyin, böyle yumuşak bir tane kaktüs aldım zannetmeyin. Bayağı iddialı dikenleri. Böylece tutup çevirdiğinizde elinize geçmeyecek kadar tabii kalın olmasında fayda var. Tutabilirsiniz. Yani bir kağıt kartonla. Biz burada kompost için biriktiriyoruz yumurta kapları zaman zaman. Mesela annemler işte Marmaris'te böyle alıyorlar. Biz köyden alıyoruz ama onlar bana getiriyorlar kompost için. Bunları atmıyorum. Bunları tuvalet kağıtları mesela kağıt havluların rulolarını bunun için kullanabilirsiniz. Böyle tutup yatırdığınızda tutması kolay oluyor. Tutarak çekebiliyorsunuz böyle. Daha bu kadar tırtıklı olmayan kartonlar da kullanılabilir. Bunu böyle kestiğinizde bu şekilde de tutabilirsiniz. Tabii bir elinizde eldiven olabilir yine ya da böyle tutabilirsiniz. Şöyle tuttuğunuzda öbür tarafa geçmeyecek kadar tutulabiliyor rahatlıkla. Bir diğer olasılık sağlam bir eldiven tabii ki. Genellikle Türkiye'de bulunanlar ince plastik olanlar ama ben bunları hem yurt dışından almıştım hem sipariş edilebiliyor. Güderi bununla gayet rahat tutulabiliyor. Tek sıkıntı sonra bunu çıkartırken birini çıkarıp öbürünü çıplak elle çekerken buradaki dikenler bu sefer bu elinize batıyor. Ona dikkat etmenizde fayda var. Onun için de atıyorum bir kaktüs tuttuğum zaman sonrasında şöyle şöyle çırpa çırpa önce şeyi temizliyorum. Bir dakika şunlarımı atayım yere. Mesela oy, bu bayağı böyle sert bir deri güderi. Tuttum, oynatıyorum. Ve işte diyelim ki değiştiriyorum. Gayet kolay ellenebiliyor. Bir diğeri de aslında Hint yatağı prensibi. Bu en iddialısı. Onu zaman zaman eldivenimi bulamadığımda ya da üşendiğimde filan ben öyle yapıyorum. Sonra da bir tane başka bir videoda vardı galiba böyle dürbünlü bir gözlüğüm var. Onunla iğne temizlemem gerekebiliyor. Bu en tabii ki son çare ama eğer eşit bir ağırlık verecek olursanız diyelim ki eğdiniz, eşit bir ağırlık yani bütün dikenler elinize eş zamanlı değdiğinde bakın gayet kolay tutuyorum. İki elimle de tutuyorum. Ha ha. Bayağı şu anda hiçbir diken batmadı elime. Onda dediğim gibi dikkat etmeniz gereken eşit bir ağırlık vermek. İşte Hintlerin o çivili yatağa yattıkları prensiple ya da çivinin üstünde yürüdükleri prensiple. Şimdi bunu tekrar dikmeye kalk dersen yapabilir miyim? Yaparım. Yapamazsam bağırırım. Şimdi eşit olarak alıyorum. Hafifçe tutuyorum ama bastırmadan. Yani herhangi bir yerine bastırmadan içine koyuyorum. Sonra da biraz kumlu tutması açısından kaktüs toprağımı tekrar içine çeviriyorum. Aman alın iğneleri, şeyleri ne derler, dikenleri ufak diyenler için şimdi yanınıza geliyorum kameraya ve dikenlerini göstereceğim size. Bak hop. Dolayısıyla önce kaktüsünüzü tanıyın ne tip dikenleri var. Ha bir de şunu uyarayım, o önemli. Bu bahsettiğimi opuntia dediğimiz yani Hint inciri, Frank inciri, işte kaynana dili filan dedikleri o meyvesi yenen ped şeklinde olan ve üzerinde uçuşan glokid denen bir tür dikeni olan şeylerde denemeyin. Kaktüslerde denemeyin çünkü onları çıplak elle tuttuğunuz zaman elinizde böyle bir yerine 1000 tane kaşındıran sinir şeyler giriyor.
glokidler giriyor. Onlarla başa çıkmak mümkün değil. Evet, şimdi geliyorum kaktüsünle beraber tutarak yine. Bu dikenleri gayet rahat elinizle eşit ağırlıkla tutabilirsiniz. Evet, kaktüs tutmayla ilgili seçenekleri gördük. Ya bir kalın karton, ya iyi bir eldiven, ya da çıplak el eğer cesaret edebiliyorsanız. Maşayla tutmak isteyenler oluyor ama maşa pırt pırt kayıyor ve bastırdığınız yeri lokal olarak ezdiği için oraya zarar veriyor. Tavsiye etmiyorum. Evet, bu videoluk da bu kadar. Görüşmek üzere.